Tabanı ikiye bölüyorsa ikiz kenara hemen görmeliyiz arkadaşlar. Bakın burada BD'yi birleştirdiğimiz an sonuç itibariyle BA'yı eşit. Kendiliğinden bakın CD ile de BD birbirine eşit oldu. 24-24. İki iç bir dıştan burası 48 derece. Yine CBD ile AB eşit olduğu için A açısı da 48 derece oldu. 48-24 daha. 72 demek ki ABC açısının tamamı 108 dereceymiş C şıkkı. Bir üçgen demiş ABC, AB, AC'ye eşit olduğuna göre burası arkadaşlar 75 derece. E haliyle o zaman burası da 30 derece olacak. AB eşittir AC 8 kök verildiği için 90'ın karşısı 8 kök ise 30'un karşısı 4 kök 3. 60'ın karşısı da 12 olur. Cevap A şıkkı. İkiz kenar üçgende tabana inendik tabanı ikiye böler. Uzunluk sorusu verildiğinde tabii ki hemen ben böyle ikiye bölerim dikindirip 5-5. Böylece bakın 45-45-90 üçgeni oldu. Soruda P dersek BP ile AP eşit oldu. 9 yapar. Şimdi şuradaki APC üçgeninde 9-12-15 x 15 oldu B şıkkı. Arkadaşlar siz bunu alfa kadar döndürdüğünüz zaman B köşesi etrafında bakın B, A, Zaten tepe açısı alfa verildiği için A köşesi böyle C'ye gelir. Sonra aynı şekilde yine şurada C köşesi de alfa kadar döndürdüğünüz zaman şöyle bakın bir köşeye gelir. Yapalım bak alfa. Alfa kadar döndürdüm. C A'ya geldi. Pardon A C'ye geldi. C de şöyle bir C üstüne geldi. Haliyle burada zaten uzunluk değişmez. AC üssü yine alt kök 2. ve tabii ki BA kenarıyla burada BC kenarı ve BC üssü kenarı birbirine eşit. 12 döndürünce çünkü yine uzunluk değişmiyor. Burada bakın bir deltoid oldu. Deltoidin özelliği nedir? Ee, burada köşegenler kesinlikle dik kesişecektir arkadaşlar. Deltoidin temel özelliği. Böylece şuraya x dersek burası 12 eksi x olur. Bulmak istediğimiz uzunluk da A, C üssü uzunluğu 2Y'ye eşit olacaktır. Şimdi burada ne yapacağız o zaman? Yapmamız gereken mevzu önce Pisagor. İki tane Pisagor yapıyorum bakın. 144 eşittir. Y kare artı 144 artı x kare eksi 24x. Şöyle AHC derse AHB üçgeninde. Bir de AH şuradaki yeni A üçgeninde de Pisagor yaparsak. Burada da bu sefer 72 eşittir y kare artı x kare olur. Taraf tarafa çıkarırsam y kare ve x kareler birbirini götürür. x buradan arkadaşlar 3 gelir. x 3 olduğu için buraya da 9 kalır. y lazım bize 72'den 9 çıktı. 63 yani 3 kök 7. Burası da 3 kök 7 oldu. Demek ki cevap 6 kök 7. E şıkkıymış. Giden olur arkadaşlar. HD'den şöyle bir tabana dikindirirseniz. Peki burada nasıl kullanacağız şimdi görelim. Şöyle bakın bir AC uzunluğu var. Böyle bir de buna inen dik var. Tabana inen dik tabanı ikiye böldüğü için ben bunu böyle birleştirirsem AD uzunluğuyla CD uzunluğu birbirine eşit olacaktır. Böylece burası da 25 birim olur. Artık 7, 24, 25'ten dolayı AB 24 olur. B şıkkı oldu. İkiz kenar bir üçgende arkadaşlar tabandan paraleller çekerseniz yan kenarlara yani ikiz kenarlara böyle ED ve DF paralelleri bunların toplamı üçgenin bir kenarına eşittir. Dolayısıyla tabi eşit kenarlarından birine. Demek ki 4 köküçmüş arkadaşlar. Şimdi bizden buna ait yüksekliği istiyor. Böylece 30, 60, 90 üçgeni oldu. 30'un karşısı... Şurası 4 köküç olduğu için ikiz kenardan 2 köküç olur. 60'ın karşısında 6 olur. ABC üçgeninin BC kenarına ait yüksekliği de AB kenarına ait yüksekliği de 6 olacaktır. Çünkü ikiz kenar üçgenlerin yükseklikleri birbirine eşittir eşit kenarlarının. E şıkkı. Arkadaşlar katlaya katlaya gideceğiz. Dikkatli olmak lazım. Şimdi kapalı şekli açıp bazen de açık şekli kapatıp yaparız. Ben burada şimdi katlayarak gideceğim. Bir, ilk şekilden yola çıkarsak hadi burada en azından geri açayım şekli. Şurası 75 derece değil mi? Orijinalinde şeklim. B, A, D açısı. Katlıyoruz. Böylece D, A, B üstü de 75 olacak. Şuradaki ufak açıyı 15 verdiği için 60 kaldı. Şimdi bundan sonrası önemli. Bakın şimdi C, A, B üstü. Burası arkadaşlar 60 derece. Ben bunu katlayacağım. Ne hangi kenar üzerinden? AC üzerinden. Katladığımız zaman ne değişmez? Kesinlikle açı değişmez, uzunluk değişmez. Başlangıçta AB 6 kök 2 idi. AC 6 kök 2 idi. Katlayınca AB üstü de 6 kök 2 oldu. Şimdi bunu biz şu kenar etrafında katlayınca böylece AB 2 üstü elde ediyorsak bu da arkadaşlar 6 kök 2'dir. Bir de Şöyle bir durum var. Katlayınca açı değişmez. Bak buradaki B 2A üssü AC açısı 60 derece olur. Haliyle bak burada bir eşkenar üçgen yakaladık. Göstereyim şöyle. Ee, şurası. Gördünüz mü? 6 kök 2 AC. 6 kök 2 AB 2 üssü. Aradaki açı 60 derece. Demek ki burası aslında altı kök, altı kökü, altı kökü, alt kökü eşkenir üçgeni geldi. E eşittir. Şimdi arkadaşlar burada bir kere ben hangi soru modeli olursa olsun. Açı, ortay ve dik olursa onu bir iki iskenir üçgeni tamamlarım. Böylece bakın. A, E, daha doğrusu A, P, C iki üçgeni oldu. Bundan dolayı yükseklik kenar ortay ve açı BC B, C ile... BP'nin eşit olduğunu söylerim. Bir de soru CD ile DE'nin eşit olduğunu söylemiş. Demek ki şöyle DE ile CD eşit D orta nokta B orta nokta aslında orta taban geldi DB EP'nin burası da 2x iki yaptı. İkiz kenar üçgen olduğu için AC 26 ise AP de 26'dır. Buraya kalır 12 x de buradan 6 olur C şıkkı. 4 ve 2 kök oluş verilmiş. Elimizdeki bilgilerle harflendirerek biraz yapmamız lazım. Şu AE uzunluğu biraz eğik bir kenar olduğu için acaba Pisagor yapabilir miyiz? Bunu düşünelim. Bir de ikizkenar kenar üçgene olduğu için şöyle bir tabana dikindireyim arkadaşlar. Şuraya A diyeceğim, buraya B diyorum, buraya da A artı B diyorum, tamam mı? Şimdi burada bir kere Öklitten dolayı 16 eşittir B çarpı A çarpı 2b artı a yani 16 eşittir. 2ab artı a kare oldu arkadaşlar. Bu kenarda dursun. Şimdi bir de şu yeşil hipotenüsü yani bulmak istediğimiz ae'yi odaklanalım. ae'yi bulmak için yine şu yükseklikten yararlanacağım. h kare artı b kare buradaki ae'nin karesine eşit. Bu arada h kare arkadaşlar neye eşittir? 52 eksi a artı b'nin karesi o zaman... Buradan yerine yazarsak artık 52 eksi a artı b'nin karesi artı b kare eşittir a E'nin karesi olacak. 52 eksi a kare eksi b kare e, art, eksi 2 AB artı b kare. B kareler birbirini götürdü. Eksi parantezinde a kare artı 2 b eşittir a E'nin karesi yaptı. Ve böylece zaten bunun demin 16 olduğunu bulmuştuk. 36 eşittir a e parantez karesi yani a e 6 geldi e şıkkı. Bizim sorusu normal önce üçgeni çizelim. ABC üçgeni şöyle b a c diyeyim. a b 7 vermiş b c'yi 7 artı 8 köküç. a b c açısı a c 2 katı diyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağım burada arkadaşlar. BC'yi uzatacağım biraz bir B üssü B kadar ve bu 7 birim olsun çünkü şöyle olacak bunu birleştirince iki iç bir dıştan dolayı bu B açısı alfa ya aslında A ve B üssü açıları da alfa gelecek. Böylece AB üssüyle de AC birbirine eşit ikizkenar bir üçgen olur. İkizkenar üçgende tabana dik indirirsek 7 artı burayı çünkü 7 bulduk. Kendiniz 7 çizdik daha doğrusu. Burası 14 artı 8 köküç olduğundan 2'ye böl 7 artı 4 köküç. Şöyle BH'a 7 artı 4 köküçten dolayı 4 köküç kalır. Zaten A noktasının BC'ye olan uzaklığı yani AH soruluyordu. Pisagor 49'dan 48 çıkarsa 1 oldu. A şıkkı. Alfa ve alfayı nasıl kullanabilirim diye düşünüyorum ve şöyle arkadaşlar. Burayı alfa olacak şekilde bir AP uzunluğuyla birleştiriyorum. İki tip iç bir dış gereği şöyle bir alfa olur. A açısı da hakikaten buradaki bakın alfa ile bu alfanın toplamı böylece iki alfa olur. Bunu ben belirledim çünkü soruda yapabileceğim öyle müthiş bir şey yok. Öylece dışarıdan tamamladım. Şimdi arkadaşlar iki kenar üçgen olduğu için şuradaki artık CP uzunluğu da ne olacaktır? 12 ve Böylece BP uzunluğuna da 4 kalır. Fark ettiniz mi? AP ile AB de eşit geldi alfa alfadan dolayı. Artık tabana bir dikindireceğim. indireceğim. 2, 2 olacak arkadaşlar. Şöyle bir Pisagor kırmızı üçgende. Böylece şuraya H dersem AH'ı bulurum. 144 eksi 8, daha 10. 100 eşittir 44. Nereye? Şuradaki Y dersem AH'a. Y kareye bu, bu arada y kare artı 4 de x kareye eşit şu abh üçgeninde demek ki 44 artı 4 eşittir x kareden x 4 köküç geldi d şıkkı.